Parantez mi? Mükemmel mükemmel bir gol attı. Sakatlanana kadar sahanın iyi isimlerinden bir tanesiydi. İyi isimlerinden bir tanesiydi. Yani en iyi isimlerinden bir tanesiydi. Sağdaki İlif. en iyi futbolcuydu. Işte iyi dedim ben de zaten. Kötü demedim yani sonuç itibariyle. Yani öyle ee, yani kenardan bir çocuk girdi oyuna. 46. dakikada Barış, Gaziantep'te. Barış girdi yerine Barış Gaziantep'te kötüydü mesela. formayı kaptı. Formayı kaptı. 46. dakikada <laughs> i̇şte oyuna şey ne biliyorsun Barış'ın yerine? Peguli Kazan bunu maçında. bana değil bence Galatasaray, formayı kaptı. Galatasaray yöneticilere acaba nasıl Galatasaray yöneticilerine söylemek bir lazım de, bunu. Yani oyuncudan Peguli formayı kaptı oyuncudan, Barış'tan. Oyuncudan kurtulmak isteyen kimdi? Tamam ben ben değildim herhalde. E tamam yani onda söyleyelim kim Hı -hı. kurtulmak istediğini. Galatasaray'ın sayın başkanı Burak Elmas ve yönetimi yönetim kurtulmak yola istemedi devam mi? Etmek yani bir cümle okuyabilir miyim? Tabii. Yorumsuz okuyorum bakın ne olur kızmayın ya. Ne olur ya? Galatasaray Teknik yetişalım. Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep maçının 11'ine göre Moskova karşısında tek değişiklik yaptı. Karşılaşma öncesi açıkladığı kadroyu sahaya süren Terim Barış Alper Yılmaz'ın yerine Feghuly'ü oynattı. Yani 46'da da Barış'ın Barış yerine girdi oyuna Feghuly Gaziantep maçında. Dün de yerini galiba yine Barış'a bıraktı. Barış'a bıraktı değil mi? evet. Yani Barış Alper Yılmaz'la Feghuly arasında bir forma savaşı var. Ben yorum yapmak istemiyorum bunun üstüne. Yalnız bu karşılaşmaya kadar Fegoli unutulmuştu. Ben ben bu bak bu kadar da değil tamam mı? Elbette sen dersen konuşurum tabii <laughs> ki patron sensin de. Cümle şuysa eğer oturup hep beraber bence futbol yorumculuğunu, futbol adaletini falan bir konuşmamız lazım. Fegoli Barış Alper Yılmaz'dan forma kapıyorsa Ortada pek çok yanlış vardır. Aynı Galatasaray'ın yediği goldeki gibi. da vardır, Nelson'da Sen vardır, da vardır. Yo bence hoca şu anda Türkiye'nin açıkları en formda hocası. Tercihleri yapan hoca değil mi yani? Onu oynatan ya da oynatmayan? Abi Galatasaray'ın e koyan... kadro yapısına ve kalitesine dikkat çekiyorum. Ben dikkat et. Dört büyükler arasında en kötü kadro Galatasaray'da dedim. Ama en iyi yedek kulübesi kimde dedim? Galatasaray'da. Ama işte Feghouli yedek oyuncu olarak kalmaya devam edecek Feguli yoksa yedek bundan sonra. Feghouli Galatasaray niye göndermek istedi? E, pahalı. Pahalı. Şimdi niye yararlanmak istiyor? Çünkü elindeki en iyi birkaç futbolcudan biri. E tamam bu yani bu Peki bu... bu 11. hafta sonunda mı anlaşıldı? Yok bu. Yok e, bu çok bariz. Yani sezonun 2. 3. haftasından sonra anlaşılan bir durum ama tabii hoca şimdi ligde e, oynatır mı? Ee, tabii sakatlık durumu tam nedir? Önemli değil mi bilmiyoruz. Bugün gün içinde belirleşir. O belli belleşir. gelir. Evet, gün içinde. Ee, ama diyelim ki sakatlığı çok önemli değil. Oynatır mı? Bilmiyorum yani Feguli'yi. Çünkü e, ciddi derecede rotasyona uğratıp belli aralarla, belli sürelerde oynatıyor. Ama kazandı mı hoca Fegüli'yi? Kazandı. Yani bakıldığı zaman golü atması, golden sonra hocaya gitmesi... Yine aynı şekilde eee lig başında da yani hoca'ya karşı bir teşekkürü var. Sürekli gollerin sevincini var, evet. evet onunla onunla paylaşıyor. Yani, yani Burak burada Elmas şimdi kulüp bul dedi ya. Evet. Teguri işte dün itibariyle 4 Kasım Perşembe günü bir kulüp buldu Galatasaray. İyi bulmuş işte faydalı olmuş Galatasaray içinde. de. Yani bence Galatasaray'ın önemli bir transferi olmuş o zaman en önemli, önemli bir transfer. bir transfer mi? En, önemli, en iyi, en iyi futbolcu. E tamam transfer gibi değerlendirebiliriz yani gidip kapının önüne ...konması, an meselesiyken... Ya kardeşim bak, şimdi çok adam, yapıyor bunu, Fenerbahçe Beşik, de çok yapıyor. Adam tutuyor. forma e, giyeceği evet. ya da parayı alacağı bak. bir kulüp bulsaydı... ...şu an Galatasaray'da kalacak mıydı bu oyuncu? Beşiktaş Hayır. ve Fenerbahçe trolleri de bunu çok yapıyor. Bir oyuncu, adı geçiyor tamam mı? Murat Özbostan. Ooo ben baktım istatistiklerine, benim scout arkadaşım var, on numara adam arkadaşlar. Hava, yani ne anlama geliyorsa hani... ...sosyal medyada onu öven 1 milyon tweet atınca adam... ...goller ve asistler... ...mi üretiyor anlamadım ben... ...hani onu eleştiriyor mesela... ...diyor ki birisi canlı yayın dedik hatta bir transferde... ...hangi transfer? Etoba muydu? Yakın zamanda biz bir... ...Gustavo, Gustavo sağ transferiydi... ...vallahi ben oyuncuyu tanımıyorum... ...canlı dedik aynen burada oturuyordum... ...dedim ki, ya işin komiği... ...adamın oynadığı takımın adını bile ilk defa duydum dedim... ...linç yedim... E, ...ne yapayım abi yalan mı söyleyeyim? Ha? ...ben bu takımı tanıyorum, köklü bir kulüptür Portekiz'de... o ...oyuncuyu da biliyorum... Sonra baktım Google'dan utanmadan da söyledim bunu. Dedim ki adam için bak Wonder Kid falan yazmışlar dedim herhalde boş adam da değildir. Buna rağmen linç yedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de var bu. Rossi geliyor işte bilmem ne takımından Rossi. O uçuyormuş kaçıyormuş. Yılın futbolcusu gületsinci. seçilmiş. 10 numaraymış, 5 yıldızmış. İşte Beşiktaş her takım sezona başlarken sezon hazırlıklarında bu sene çok başka hazırlanıyor takım. Muhabirlerden geliyor bu bilgi. Muazzam transferler yapıldı zaten. Nokta atışı hepsi. Hepsi de 10 numara 5 yıldız oynayacak geliyor. Ya Galatasaray'da oynayan kadro ve alınan transferler o kadar popoğulandı ki her Feguli falan şey gibi oldu. Hani kendini ispatlayamamış yıldız adayı genç oyuncu Buruma falan gibi yani. Sen burada kimi eleştiriyorsun? Ben onu şey yapamadım. Yani yönetimi mi eleştiriyorsun? Kendimi eleştiriyorum Hocayı mı eleştiriyorsun? Kendimi yorumcuları mı eleştiriyorsun? Kendimi eleştiriyorum. Ben mı? bu saçmalığa ayak uyduramıyorum. Bak kendimi eleştiriyorum asusa ben. sağ dışında kötü bir transfer. Şu oyuncuda çok kötü çıktı diyeceğimiz başka bir transfer var ya mı? Asıl de öyle demedim ki. Tanımıyorum adamı. Nasıl Hayır, hayır şu anda. Mevcut performanslara bakarak. kötü çıkıp çıkmadığına emin değilim ben. Yani, Asus Asıl sağlığı ısrarla Berkan oynasa belki o kadar oynayacak. Bilmiyorum ki. Peki şimdi Feguli mesela e, Galatasaray'ın orta sahasıyla Galatasaray'ın orta sahasıyla bek kalitesi sosyal medyayı bilmiyorum. Onlar çok ikna olmadılar konuya. Hı hı. Tribün ve futboldan anlayan Galatasaraylılar biraz konuyu idrak etmeye başladı. Hani yedindir, işte şudur budur. ve orta saha rotasyonudur. Ama Fatih Hoca net bir şekilde elindeki kadronun ne olduğunu idrak etti ve muazzam bir performans sergiliyor bu sayede. Devam eder mi Feguli oynamaya sizce? Kara gümrük maçında oynar mı mesela? Valla feguli, feguli kesilirse Feguli niye kesik diye sorarız. Herhalde Florya'da kavga çıkarsa falan olur. Peki bir de Galatasaray'ın grubundaki puan durumuna ve son durumu bir bakalım. Ee, acaba Galatasaray'ın şansıyla, devamlılığıyla ilgili neler söyleyeceğiz. Zirve'de 8 puanla. Dün Lazio ile Marsilya. E 2, -2 berabere kalır. Evet gerçekten olabilecek en iyi senaryo. Lokomotiv Moskova iki puanla son sırada. Şimdi Galatasaray zirvede ama artık zorlu mücadeleler oynanacak bu grupta. Ne dersiniz bu grubun akıbeti için? Marsilya'yı içeride yenmek Galatasaray'ı artık yukarıya taşır. Hı Yani Marsilya ile içeride oynanacak maç ki onların da önemli eksikleri var. Dün bayağı bir zayiata uğramışlar dünkü maçın hakikaten 2-2 bitmesi çok önemliydi. Evet. çok da bir sürpriz bir sonuç değil dünkü maçın berabere bitmesi. Marsilya Lazio maçının. Dünün sürprizi Galatasaray'ın lokomotifi yenememesi. Hakikaten öyle. Hakikaten. Galatasaray çok iyi bir kadro. Loko, bak hani Galatasaray'ın kadrosunu yerin dibine geçirmiş gibi de olmayayım. Galatasaray'ın kadrosu iyi bir kadro lokomotifle falan kıyaslayınca. Zaten ya iyi kadro da Galatasaray'ın meselesi ne? Hocanın dediği gibi yani 7-8 tane pozisyona giriyor. Bitiricilik yok. Yani bitiricilik skora... Mi? en son sorunu Galatasaray'ın bitiricilik. E ya en son Atamıyor gol. Galatasaray'ın orta sahası yok Murat. Ya lütfen birbirimizi kandırmayalım. Ya 7-8 tane de pozisyon bulup bunlardan 2-3 tanesini yani. atamaması da bir Ol, sorun değil mi yani? Masa yokken bu bardağın burada durması mümkün değil. Bardağı Muhammed'in yani. kaçırdığı gol için ne diyorsun? Karşı karşıya. Abi sen Muhammed'in ısrarla bir 5 maç tek, tek forvet oynayacaksa Galatasaray Halil'in dünkü muhteşem, etkileyici, ya zaten Brentford'un oyuncusu yani bilinmeyen, tanınmayan bir oyuncu değil. Bonservisi Brentford'da bu. Brentford çok özel bir kulüp arkadaşlar. Google'a girin bir araştırın. Brentford ne yapıyor, ne iş yapıyor, hangi oyuncuyu neden alıyor, Halil'i neden almış bir bakın. Halil bilinen, tanınan bir oyuncu ve yani. çok çok önemli bir futbolcu. Ama golcü mü? Değil. Tek golcü oynatılacak oyuncu mu? E, tamam hoca öyle tercih ediyor. Ve vazgeçmiyor bundan da. Anlamıyorsunuz. Hocanın vazgeçmediği Halil değil. değil hocanın vazgeçmediği Morutan. Ya Morutana 5-6 milyon euro para vermişler. Ben ne onu yapsın? bilmem. de hepsi, hepsi maliyet yani? oyuncuları. Halil daha mı ucuz oyuncu? Muhammed daha mı ucuz oyuncu? Parayla kıyaslama. Futbolla kıyasla. Oraya takılma sen. Or orası karışık. Orası önemli değil. Galatasaray Halil ile 4-6-0 oynamıyor mu? Yok, bence 4-6-0 oynamıyor. Ve Halil muhteşem bir futbolcu, gerçekten 2 yıl sonra, 3 yıl sonra geldiği yerlere gururla bakacağız. Milli oyuncumuz bakın nerelerde, hangi liglerde, nerelerde oynuyor diyeceğiz. Ama Halil tek forvet, tek santrifor oynayan bir kurgunun tek santriforu değil, şu an için değil. Belki gelişecek. Bak hoca ne demiş, hoca ne demiş? Fatih Terim. 8 tane pozisyon var ama tabelede bir tane isabetli şut var. Bu skoru hak etmedik. E, bence de yani galibiyet tamam, 8 tane pozisyona giren bir takım bir tane isabetli şut buluyorsa burada bir sorun yok mu? Yani 7 tane demek ki Suçlu mu Mustafa Muhammed? Ben öyle demedim. E öyle dedi. Mustafa Muhammed'in Muhammed kaçırdığı Peki. gol değil. Gol, golle başladın cümlene. E tamam o da kaçırdı. Suçlu Cagne. Abi yani ben demin Sen Galatasaray'ın 3 tane elinde oyuncusu olmasına rağmen, hoca da bunları rotasyona tutmasına rağmen gol sorunu olup olmadığına dair ne dersin? Yani gol sorunu bence gol atamıyor Galatasaray. Sence atıyor mu? Öf. Bunda haklısın. Ama inan ki Mustafa Muhammed de, Cagne de, Halil de çok önemli 3 santrfor ve birbirlerinden farklı özelliklere sahipler. Hiç bak Galatasaray'ın Ezeli rakipleri dört büyükler içinde kadrosunu sıralamada koyduğum yeri biliyorsun. Ya Muhammed Ama 76'da girmiş, Bak, ne 90'da bak girmiş. Bak kardeşim ya. çok net söylüyorum sana. Hiç dört büyüklerin hiçbirinde böyle bir forvet rotasyonu yok. En iyisi Galatasaray'da. Peki.